idealler var insanların. Bir kendi özgüvenleri geldi. Özgürlüklerini istiyorlar, haklarını istiyorlar. Sonuna kadar da bu yolda mücadele edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu kutsal mücadele sonuçta, cihat. Mahmut Ersoy, 60 yaşında, Yeni Doğan Mahallesi, 35. Sokak No. 13. Ali Arslan, 78 yaşında, Kılavuz Toki. Şemsi Tuncer, 92 yaşında, İstiklal Mahallesi. Sevim Yıldırım, 50 yaşında, Diriliş Mahallesi, 4. Sokak No. 5. Turan Yılmaz, 76 yaşında, Kaleardı Mahallesi, Feyzi Çakmak Caddesi. Ertuğrul Elma, 40 yaşında, Kılavuz Toki. Mehmet Tunç, Mersin, Nakil. Emine Yalçın, Karayün Köyü, Nakil. Emine Güller, Yıldız Beldesi, Nakil. Hatice Alıcı, Şarkışla Dökmetaş Köyü, Nakil. Fikriye Karayiğit, Şarkışla Hocabey Köyü, Nakil. Biz de 4 Eylül TV olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Haberin Merkezi 4 Eylül TV hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün 22 Kasım Pazar, ben Tuğba Tıstaş, gündemdeki gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Rusya, İran ve Suriyeli güçlerin son 10 gündür havadan ve karadan vurdukları Türkmen Dağı ve çevresinde çatışmalar sürüyor. Hizbullah'ın da destek verdiği saldırılarda bayır bucak Türkmenlerinin durumu giderek daha da ağırlaşıyor. Türkiye sınırının bekçileri konumundaki Suriye Türkmenlerinin oluşturduğu Sultan Abdülhamit Tugayı komutanlarından Ömer Abdullah'ın cepheden Türkiye'ye seslendiği konuşma ilk kez 4 Eylül TV ekranlarında. Rusya ve İran'ın da destek verdiği Türkmenlere yönelik Suriye'deki katliama Türk Ocakları Sivas Şubesi ve Özgür Der'den tepki geldi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sivas Şubesi tarafından devlet hastanesinin yeni numune hastanesine taşınmasını önlemek amacıyla başlatılan imza kampanyası Sivaslılardan büyük destek görüyor. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Rusya, Suriye, İran ve Hizbullah güçleri tarafından havadan ve karadan günlerdir bombalanan Türkmen Dağı ve bölgedeki on binlerce Türkmen Türkiye'nin ilgisini bekliyor sevgili seyirciler. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili yetkililerden bilgi aldığı ve özellikle Rusya ile temasa geçildiği bilinirken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise Suriye sınır bölgesine gitti. Milliyetçi Hareket Partisi ise bölgeye heyet gönderme kararı aldı. Rusya, İran ve Suriyeli güçlerin son 10 gündür havadan ve karadan vurdukları Türkmen Dağı ve çevresinde çatışmalar sürüyor. Suriye ve Rus kuvvetlerine Hizbullah'ın da destek vermesiyle bayır bucak Türkmenlerinin durumu giderek daha da ağırlaşıyor. Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'ndan önce Rakka ve Halep bölgesine yerleştirdiği, Osmanlılar döneminde ise Haç yolunun güvenliğini sağlamakla görevlendirilen Suriyeli Türkmenler, Türkmen Dağı ve çevresindeki 27 köyde ikamet ediyor. Bayır bucak Türkmenleri olarak da adlandırılan, Türk nüfusunun yaklaşık olarak 25 bin civarında olduğu biliniyor. Gelin, katsın, gelin, oy, oy.
Bölgedeki durumun ciddiyetinin artması üzerine Başbakan Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile görüştü. Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunulması talimatını verdi. Askeri, istihbari ve diplomatik birimlerimizle değerlendirmeler yaptık. Bu saldırı dahi Suriye rejiminin ne kadar kanlı ve barbar olduğunu ortaya çıkarmıştır. İlk günden itibaren gelişmeleri yakından takip eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici bu sabah sınır bölgesine intikal etti. Destici, Hatay Valisi ve Yayladağ Kaymakamından bilgiler aldıktan sonra bölgedeki Türkmen aileleri de ziyaret etti. Destici, hükümete seslenerek bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Orada büyük bir mücadele veren bütün Türkmen kardeşlerimizin hem Hayır bölgesinde hem Kucak bölgesinde hemen buraya çok yakın bir noktada şu anda işte bomba sesleri de buradan duyuluyor. Orada çok bir mücadele veren kardeşlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Selçuklu ve Osmanlı yadigarı Suriyeli Türkmenler yıllardır önce Esad, ardından Peşmerge, Hizbullah ve son olarak da IŞİD'e karşı direniyor. Türkiye sınırının bekçileri durumundaki Türkmenlerin silahlı gücünü Sultan Abdülhamit Tugay'ı oluşturuyor. Şimdi Türk televizyonlarında ilk kez Sultan Abdülhamit Tugay'ı komutanlarından Ömer Abdullah'ın cephede çekilmiş bir konuşmasını ekranlarınıza getiriyoruz. Bakın komutan Ömer Abdullah Türkiye'ye nasıl sesleniyor? Burası Bayırbucak bölgesi. Biz de burada 4 yıldan beri mücadele ediyoruz. Kendi ecdadımızın amanat ettiği toprakları korumaya, mücadele korumaya bakıyoruz. İnşallah hala ecdadımıza nasip ettiyse İslam'a hizmet etmeyi Rabbimiz bugün bize de nasip etti. Biz küsmüyoruz halimize. Allah'ın bir rahmatıdır bu. Biz de burada Osmanlı torunu olarak gerçekten Osmanlı'nın bir amanatı bu topraklarda, bu Bayırbucak bölgesinde. Şu anda Bayırbucak bölgesinde bir deprem oldu. Aynı zamanda Rus uçakları, İran Şiileri, Lübnan Hizbullah Şiileri hepsi üstümüze saldırıyor. Biz de burada bu toprakların ecdadımız amanat etti, bu amanat ettiği topraklarda inşallah son damla kanımıza kadar devam edeceğiz. Bu toprakları bırakmayacağız. Bize Osmanlı Yavuz Sultan Selim bizi bu topraklara dikti, bu Bayırbucak topraklarına. Bu Bayırbucak topraklarına onlardan amanat bize. Aa, Türk bayrağı da daha düşmedi. Düşmez de inşallah. Hem dimdik durur. Ama şunu istiyorum. Tamam, Ruslar oradan buraya kalkıp geliyor. Esed'e destek oluyor. İran geliyor aynı zamanda. Esed'e destek oluyor. Hizbullah geliyor. Esed'e destek oluyor. Biz aynı işte Türkiye'nin sınırının dibindeyiz. Türkiye'nin sınırını 100 yıldan beri oldu, 40 yıldan beri oldu koruyoruz. Aynı zamanda da daha Kabeşer geldik. Oradan buraya Esed'in yanında, Esed'e destek veriyor. Ama Türk kardeşlerimizden elbette desteği bekleriz. Elbette yalnız olmasalarını desteriz. Elbette bize yani maddi ve manevi ve lojistik desteğini de bekleriz. Ama can dayanılmıyor. Kardeşler vallahi can dayanılmıyor. Kurban olayım. Allah razı olsun. Allah razı olsun mücahit kardeşlerimizden. Hepsinden de Allah razı olsun. Kafir aman demiyorlar. Vallahi yol vermiyorlar. Vallahi mevzilerden dışarı paramparça oluyor. Misket bombalar mı, akıllı füzeler mi, tank mermiler mi, hava mermiler mi? Her şey başımıza yayıyor. İnşallah bizim halkımızda hayırlısı neyse o olur. Allah razı olsun. Mahsun Yazıcıoğlu başkanımızdan. Onların, diğer kardeşlerimizden, onlar bizi yalnız bırakmadı. Her zaman da ziyaretimizde bulundu. Allah razı olsun onlardan. Suriye rejiminin Bayırbucak Türkmenlerine karşı başlattığı saldırılara tepkiler büyüyor. Rusya ve İran'ın destek verdiği saldırılara bir tepki de Türk Ocakları Sivas Şubesi'nden geldi. Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Mutlu Kurt yaptığı basın açıklamasında Suriye'de Türkmenlere yönelik bir katliam başlatıldığını ve buna Türkiye'nin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Bayırbucak Türkmenlerine yönelik saldırılar Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Suriye Türkmen cephesinde Rusya ve İran'ın da destek verdiği Suriye'deki Türkmenlere yönelik katliama bir tepki de Türk Ocakları Sivas Şubesi'nden geldi. Suriye Türkmen cephesindeki saldırılara ilişkin bir basın açıklaması yapan Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Mutlu Kurt, Türkmen dağlarına sistemli bir operasyon düzenlenerek katliam yapıldığını söyledi. Son iki gündür de Türkmen dağına büyük bir operasyon başlatıldığını
müşahede ediyoruz. Rusya, İran, Lübnan Hizbullah'ı ve bölgedeki PKK'lılar Türkmenlere karşı büyük bir operasyon içerisindeler. Türkmenlerin zulme uğradığını belirten Kurt, dünya kamuoyunda bu olaya yeteri kadar tepki verilmediğini dile getirdi. Türkmenler böyle bir baskı ve zulüm ve katliamla karşı karşıya kalırken maalesef hem ülkemizde hem İslam aleminde hem de Batı dünyasında yeteri ölçüde bir tepkinin verilmediğini görüyoruz. Türkiye'nin Türkmenlere destek vermesi gerektiğinin altını çizen Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Mutlu Kurt şunları söyledi. Türkiye'nin de devlet olarak Türkmenlere yeteri derecede destek vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bölgedeki Türkmenlerin silah yardımına ve acilen askeri yardıma ihtiyaçları var. Bu manada gereken desteğin verilmesi lazım. Suriye rejiminin bayır bucak Türkmenlerine karşı başlattığı saldırılara Sivas'tan bir tepki de Özgür Der'den geldi. Kent meydanında bir basın açıklaması yapan Özgür Der, Sivas Şubesi Türkmenlere yönelik saldırıları protesto etti. Bayır bucak Türkmenlerine yönelik saldırıları Özgür Der Sivas Şubesi protesto etti. Kent meydanında toplanan kadın ve çocukların da destek verdiği bir grup Özgür Der üyesi, İran ve Rusya'nın destek verdiği Suriyeli Türkmenlere yönelik saldırılara slogan atarak tepki gösterdi. Katil, Beşar, işbirlikçi İran! Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir basın açıklaması yapan Özgür Der Sivas Sözcüsü Sinan Ceren, bölgede yaşanan gelişmeleri anlattı. Rus ordusu kara, deniz ve havadan Esed güçlerine destek vererek, Türkmen Dağı'ndaki Kızıldağ mevkisine ağır silahlarla saldırırken rejim güçlerinin Kızıldağ mevkisine birkaç koldan saldırmaya başladığı, helikopterlerin Kızıldağ yakın 45. Tepe mevkisine asker indirdiği ifade ediliyor. Paris'te yaşanan olaylar sonrası verilen tepkilerin Türkmenlere yönelik saldırılara verilmediğini ifade eden Ceren şunları söyledi. Neden Paris'te ölen insanlar için ayağa kalkan vicdanlar, Türkmen Dağı'nda, Halep'te, Rakka'da katledilen insanlarımız için hiçbir şey hissetmezler. Son olarak Türkiye'nin bu olaylara sessiz kalmamasını belirterek hükümetin Türkmenlere yardım etmesi gerektiğini söyledi. Bu yüzden sınırlarımızdaki emperyalist Rus işgal ve katliamlarını durdurmak için Türkiye hükümetini güçlü bir şekilde Rusya'ya Van Minüt demeye çağırıyoruz. Basın açıklamasının ardından bayır bucak Türkmenleri için dua edilerek saldırılarda hayatını kaybedenler içinse gıyabi cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Sivas Devlet Hastanesi'nin yeni numune hastanesine taşınmasını engellemek amacıyla Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas Şubesi tarafından başlatılan Hastaneme Dokunma adlı imza kampanyası Sivaslılardan büyük ilgi görüyor. Kent meydanında açılan standta imza kampanyasına destek vermek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar devlet hastanesinin mevcut yerinde kalması gerektiğini vurgulayarak siyasilerin bu duruma sessiz kalmasını ise sert bir şekilde eleştiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas Şubesi tarafından Devlet Hastanesi'nin yeni numune hastanesine taşınmasını önlemek amacıyla başlatılan Hastaneme Dokunma adlı imza kampanyası Sivaslılardan büyük destek görüyor. Vatandaşın sağlık hizmetlerinin elinden alınması demektir. Dün başlatılan ve bugün de kent merkezine açılan standla devam ettirilen imza kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ne oldu da bölge hastanesi ne olduysa numune hastanesine dönüşüldü. Peki diğer hastaneler dursaydı da oraya yeni bir hastane yapsa iyi olmaz mıydı? İyi olurdu. Örnek verecek olsam Kümmet'te bir hasta var ya da Karşıyaka'da ambulans çağırdı, kanamalı bir hasta. Oraya giden bu hasta ölecek, kesin ölecek yani. Güzel bir kampanya. Sivas'a en gerekli olan bir hastane. Uzaklaşması iyi bir şey değil. Acil durumlarda şu anda yapılan hastaneye vatandaşın ulaşması çok büyük problemler yaratmaktadır. En azından hastanenin bir tanesinin şehrin içine kalması taraftarıyım. Bazı vatandaşlarsa özellikle devlet hastanesinin taşınmaması için imza atmak amacıyla kent meydanına geldi. Ben özellikle imza vermeye geldim evden. Neden? Hep hastanelerimizi kapattılar. Buradan iki vesayet gitmek için millet yani parası var mı yok mu?
İmza kampanyasının vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Sivas Şube Başkanı Serkan Çelikgün 2 günde 6000 imza topladıklarını söyledi. İmza kampanyasını dün yaklaşık 3 saat burada açık tutabildik. Bugün daha yeni başlamamıza rağmen 2 güne toplamda baktığımızda halkın desteğinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Sivas halkının hastanesinin kapanmaması için gereken desteği verdiğini görüyoruz ve Sivas halkının hastanesine sahip çıktığını görüyoruz. Yani Sivas halkı şunu söylüyor, vekillerin değil halkın dediği olacak ve devlet hastanesi taşınmayacak. Sivas'ta kent meydanındaki havuz kenarına bırakılan şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. İçerisinden kitap ve defter çıkan çanta incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Sivas'ta kent meydanındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Kent meydanındaki süs havuzu kenarında şüpheli bir çanta olduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheli çantanın bulunduğu bölgeye güvenlik şeridi çektikten sonra kent meydanına açılan caddeleri araç trafiğine kapatarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerindeki incelemelerin ardından şüpheli çantaya bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirildi. Havuz kenarındaki şüpheli çanta uzman ekipler tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden kitap ve defter çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin patlatılan çantada yaptığı incelemelerin ardından şüpheli çanta polis merkezine götürüldü. Sivas Diş Hekimleri Odası öncülüğünde Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Taşlıdere mevkiinde çam fidanı dikimi gerçekleştirildi. 300 fidanı toprağa kavuşturan diş hekimleri Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nı anlamlı bir şekilde kutlamanın mutluluğunu yaşadı. 16-22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Sivas Diş Hekimleri Odası tarafından fidan dikimi programı gerçekleştirildi. Tüpürek lazım. Sivas-Kayseri Karayolu üzerindeki Taşlıdere mevkisindeki fidan dikimi programında Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Murat Öztürk ve beraberindeki diş hekimleri daha önceden belirledikleri araziye 300 adet çam ağacı fidanı dikti. Fidan dikimi sonrası bir açıklama yapan Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Murat Öztürk, yeşil bir gelecek amaçladıklarını belirtti. 16-22 Kasım Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve Diş Hekimliği Günü etkinlikleri çerçevesinde odamız Sivas Diş Hekimler Odası olarak bugünkü programımızda 300 adet çam fidanını toprakla buluşturacağız. Hafta boyunca yapmış olduğumuz hem toplum ağız diş sağlığı bilinçlendirme faaliyetleri hem de en son olarak Sivas'ımıza, gelecek nesillerimize yeşil bir Sivas bırakmak için biz de elimizden gelen gayreti gösterip üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalıştık. Bültenimize hava durumu ile devam ediyoruz. Salih Oğulları hava durumunu sunar. TV Ana Haber Bülteni ile karşınızda olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.